Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estauzubillah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu luktaten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzubillahi min halin ehlinnar. Amin. Evet, gecemiz öncelikle mübarek olsun. Bugün Miraç Kandili, bu gece Miraç Kandili. Miraç Kandili müminler için ne anlam ifade eder? Başta buna dair bir parça konuşursak belki şunları söyleyebiliriz. Benim düşünceme göre, benim tefekkürüme göre, benim kalbime göre ki 31. söz Miraç Risalesi de bu doğrultuda bir şeyler söyler bize, hakikatlerden haber verir. Miraç aslında insaniyetin sırrının tamam olması gibidir. Ben böyle tarif ediyorum. Ne demek bu? Şöyle bir yerden alıp gelmek lazım. Biliyorsunuz insanlığın yolculuğu Hazreti Adem'in yaratılışıyla başladı. Daha evveline gidersek elbette Nur-u Muhammedi'den yaratılan kainat insaniyetin sırrını barındırıyordu. Daha evveline gittiğimizde bunu görüyoruz. Ama insanlık olarak bizim varlık yolculuğumuz daha vücuda ete kemiğe bürünmüş bir halde Hazreti Adem Aleyhisselam'la başladı. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın varlığı biliyorsunuz meleklerin bir acabasına neden olmuştu. Yani onun yaratılış hikmetini anlayamamışlardı. Onun özelinde insanlığın varlık hikmetini tam kavrayamamışlardı. Küçük bir itirazları vardı. Kan dökücülüğünden endişe ediyorlardı. İsyanından endişe ediyorlardı. Cenab-ı Hak da onları varlığın hikmetine, yani Hazreti Adem'in varlığının hikmetine talim-i esma sırrıyla ikna etti. Yahut da gösterdi diyelim. Onlara talim-i esma sırrını gösterdi ve melekler Hazreti Adem'in rüçhaniyetini kavradılar. İşte bunu bir başlangıç, bidayet olarak kabul edersek, o ete kemiğe bürünmüş yolculuğumuzda bunu bir başlangıç noktası olarak kabul edersek aslında Miraç o sırrın, o dairenin kapanması gibi oluyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl ki o zaman Hazreti Adem Aleyhisselam isimleri bilerek, artık varlığın isimlerini mi bilerek yoksa Esma-ül Hüsna tecellilerini mi bilerek, ki bunu Esma-ül Hüsna olarak da anlayabiliriz. İnsanoğlu meleklere kıyasla daha fazla ismi, sıfatı, şuunatı tanıyabiliyor. Çünkü daha fazla ihtiyaçlı, daha fazla duygular ve hissiyatlar sahibi. Melek kardeşlerimiz bu noktada her ne kadar isyana kabiliyetleri olmasa da Cenab-ı Hakk'ın marifeti noktasında elbette melekler arasında da farklı seviyeler var, ancak genel olarak biraz daha dar kapasiteli olduklarını söyleyebiliriz. İbadette onlara ayrılmış bölgeler var ve o bölgelerin içinde onlar ubudiyetlerini yapıyorlar. Elbette isyansız onlar, öyle bir şansları var. İnsan isyana potansiyeli var ama diğer taraftan da Cenab-ı Hakk'ın marifetini bilmede alabileceği uzun mesafeler var. Çünkü daha fazla ihtiyacı var, üzerinde daha fazla tecelli oluyor bu sayede ve bu sayede Cenab-ı Hakk'ın daha çok ismini tanıyabiliyor. İşte meleklerin rızkı bir türken veya belki birkaç türken insan birçok şeyden rızıklanıyor. Aklı başka rızıklanıyor, kalbi başka rızıklanıyor, dili başka rızıklanıyor, kulağı başka rızıklanıyor, kalbi başka rızıklanıyor. Yani türlü türlü rızıklanmaları var ve her bir rızık Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir yol olabiliyor. O ihtimali sağlıyor. Tabii ki de şükredebilen, tefekkür edebilen, iman eden kullarda. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bu yüksekliği, bu bilmesi, bilişi bir şuhudu sonuç vermeliydi. Yani bu biliş elbette birçok şeyi ispat ediyor. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o seyri süluku da, o yolculuğu, Miraç'la hem bedenen hem kalben yaptığı, hem bedenen hem ruhen hem kalben hem zihnen tamamen yaptığı o yolculukta melek kardeşlerimize başka bir açıdan bizim kemalimizi bildiriyor. Yani
onların çıkamayacağı yerlere çıktı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle bir makama geldi ki Kâb-ı Kavseyn mesela. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ben bundan ileriye gidemem. Ki meleklerin en büyüğü biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam. Dedi ben bundan ileriye gidemem yani. Bir adım bile ileriye gitmeme izin yok. Bundan sonrasında sen varsın sadece. Tek olarak sen gideceksin dedi. Bu şahitlik, bu sürecin şahitliği Hazreti Adem Aleyhisselam'ın talimi esmasıyla meleklerin ilk dersini aldıkları şeyi tamamladı. Yani onlar Hazreti Adem'le bunu görmüşlerdi ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracıyla bunu tam ders aldılar. Evet, bu beşerde öyle bir potansiyel var ki hepimizi geçebilir. Hepimizin üstüne çıkabilir. Bunu Miraç'ta gördüler. Yani onlara da bu bir ders oldu. E bize ne ders oldu? Bize de kendi potansiyelimiz açısından bir ders oldu. O sırrı zirvesine bununla çıktık. Yani Adem Aleyhisselam'ın talimi esmasıyla başlayan sır, bizde işleyen marifet sırrı Miraç'la zirvesine ulaştı. Ondan yukarısı yok artık. Zirvesi o. İlk peygamberden son peygambere böylece halka tamamlanmış oldu. Yani naslardaki, hadislerdeki delillerini görmesek bile Miraç'ın böyle bir tamamlayıcı yönü yanı olduğunu insan tefekkürüyle fark edebiliyor. Şimdi bakmayın bazıları böyle şey diyorlar işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yok bedenen gitmedi sadece kalben ruhen rüya gibi falan gitti diyorlar. Yok efendime söyleyeyim o İsra da şeydi İsra suresinde geçen yürüyüş de işte azıcık Mescid-i Aksa tarafına doğru Medine'den çıktı ondan bahsediyor Kur'an falan diyorlar. Yani hangi birine isyan edesin, hangi birine kızasın, hangi birine söylenesin yani. Yani Efendimiz şöyle bir hava almaya çıkmış, Kur'an onu haber veriyormuş İsra'yla, İsra suresiyle, o ayetle. Ya Cenab-ı Hak bir şeyden bahsediyorsa, Kur'an'da yer veriyorsa, onda herhalde büyük sırlar vardır yani. Şöyle bir hava almak gelmek değildir o. En azından bu kadar kafalarının basması lazım diye geliyor insanın kalbine, aklına. Diyor işte şey, ya işte rüyayla gitti, yok kalben gitti. Rüyayla kalben herkes gidebilir ki. Hangimiz rüyada bir yerlere gitmiyoruz? Veya kalben bir yerlere gitmiyoruz, hayalen bir yerlere gitmiyoruz. Yani bunun mucize olacak bir yanı yok yani o zaman. Bunun İslam'da vurgulanması neden peki? Cenab-ı Hak herkesin rüyasında, uykusunda yaşayabildiği bir şeyi neden peygamberinde özellikle bize anıyor? Eğer öyle olsa ki öyle değil. Demek ki onun bir ayrımı var. Yani bu Miraç bu kadar bizde vurgulu olduğuna göre Miraç'ın yaşanma süreci herhalde bizim bu yaşadığımız şeylere benzemiyor. Şöyle bir hava alıp gelmemize benzemiyor yani. Benim avcıların meydanına inip bir hava almam gibi değil bu. Ne İsra'sı öyle ne Miraç'ı öyle. Yani bu kadarını dert etmek lazım. Kur'an'da bunun anılması, sünnette bu kadar vurgulanması, hakkında gelen bu kadar haberler, Efendimiz'in onlardan işte hadislerinde haber vermesi, izah etmesi, detaylandırması ki uzun hadislerdir. Gele gele işte ya kalben gitmiştir, ya işte ruhen gitmiştir, uykudayken gitmiştir. Efendime söyleyeyim İsra'sı da şöyle bir Mescid-i Aksa'ya doğru yürümüştür, azıcık çıkmıştır Mekke'nin dışına, geri dönmüştür falan. İşte yürüyerek gitmiştir falan. Ne Burak'a ne bilmem nesi falan. Bunlar nereden çıkıyor? Arkadaşlar bunlar böyle naslardan değil. Bunlar modern aklın hakimiyetinden, daha doğrusu istibdatından çıkıyor. Yani zulmünden, zalimliğinden, baskısından çıkıyor. Bu arkadaşlar her ne kadar kelime-i şehadet getirseler de, dilleriyle Müslüman olduklarını söyleseler de aslında kafalarındaki, kalplerindeki harita bozulmuş. Cenab-ı Hakk'a iman ediyor ama eserlerindeki tasarrufu hakkında modern fiziğin el verdiği kadar el veriyor. Fazlasını el vermiyor. Şimdi Einstein bunlara şeyi öğrettiği için, ışık hızından daha hızlı bir şey yoktur'u modern fizik kabul ettiği için, şimdi modern fizik diyorsa bunların için o Kur'an ayetinden daha büyük ayet. Tövbe haşa yani bunlar öyle düşünüyorlar. Modern fizik bir şey diyorsa tamam ne kadar hadis olursa olsun karşısında cızt. Hepsi çizilir. Bilim ne diyorsa o. Bilim bunlar için şeyden daha büyük yani.
naslardan, dini bilgilerden, kaynaklarımızdan hepsine ki diyor abi, bir tane batılı bilim adamı olmaz derse tamam bunlar için olmaz. İşte bunları orada büken de bu. Şimdi bir anda çok kısa sürede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesi, lan diyorlar o teknoloji o zamanlar bir deveyle bu yolculuk 3 ay sürüyordu, 4 ay sürüyordu atıyorum. Nasıl gidecek diyorlar o kadar sürede o mesafeyi. Öyle olmamıştır ya. Ne olmuştur? Ya şöyle bir yürümüştür, gelmiştir o tarafa doğru. Kur'an ondan bahsediyor. Ya şöyle bir yürüyüp de gitmeden bahsedecek olsa Efendimizin şöyle bir yürüdüğü çok yer var. Hatta zaman münasebetiyle daha yakın olduğu için Taif'e gitmesi daha uzun yolculuk. Orada yaşadıkları daha zor şeyler. Kur'an Taif'e gitmesinden niye bahsetmiyor? Demek ki bu Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram şeyi böyle tevhile müsait bir şey değil. Niye tevhile ediyoruz ki? Ne zorunluluğumuz var? Zorunluluğunuz sizin o işte Batılıların tarassudu altında ezik Müslümanlığınızdan kaynaklanan bir zorunluluk. İnansanız ki Cenab-ı Hak bütün alemi yaratan, tesbih tanesi gibi gezegenleri, galaksileri çeviren, her şeye gücü yeten bir Allah olduğuna iman etseniz, o iman dilinizde var da tam kalben iman etseniz, ne ki yani bir kulunu almış oraya götürmüş. Bunda ne var? Ya da bütün alemi gezdirmiş çok kısa bir sürede. Bunda ne var ki yani? Işık hızı Allah'a nasıl mecbur edebilir? Böyle bir sınır içinde tutmaya, gücünü daraltmaya, ışığın şeyi yeter mi ya? Cenab-ı Hak alemi yarattığında ışık daha hiçbir yere ulaşmamıştı yani. O gezegenler, yıldızlar var olurken o ışık daha yeni var ediliyordu. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatı ışıktan hızlıydı elbette yani. Işık sonra yaratıldı. O tasarrufat, her şeyi yapması, bir şey yapması gibi kolay olan, alemin yaratılması, bir nefsin yaratılması gibi kolay olan o tasarrufat, ondaki o bize hızdan, süratten haber veren sır, miracı çok basitleştirmiyor mu? Miracı anlamayı çok kolaylaştırmıyor mu? Nerede takılıyorsunuz? Hani Ebu Bekir Hoca'nın hep dikkat çektiği bir şeydir. Böylesi akaidi meselelerde zihni şaşıranlar, kalbi şaşıranlar, mantığı şaşıranlar genelde Allah tasavvurlarında hata ediyorlar. Şimdi bunların da yoklasanız Allah tasavvurları şey, modern fiziğin içinde dışına çıkamıyor. Fizikle çalışıyor. Sanki kendi yasası, kendi yarattığı, kurduğu düzen kendini esir almış. Haşa sümmaşa. Onun dışına işleyemiyor yani, çıkamıyor. Mucize de yaratamıyor. Bunları zaten biraz arkasını kollasanız Miraç değil sadece inkar ettikleri. Genelde Kur'an dışındaki bütün mucizeleri inkar ediyorlar. Kur'an'la da ters düşüyorlar ama nasıl anlatacaksınız? Yani her neyse buraya şuradan geldik. Miraç mucizesi burada hani kaç derstir görüyoruz. Üçüncü sırda özellikle çok gördük bunu. Rahmaniyetin bir nakış gibi dokuduğu kainatta en girift nakış olan insanın bütün kilime karşı bir sorumluluğu gibi yani. Madem ki biz bu ilişki anın tam merkezindeyiz, tam özündeyiz, her şey insana bakıyor gibi alemde, insan fark etsin bilsin gibi bir durum var ki insanın da merakıyla, zekasıyla, tefekkürüyle oralara uzanan şeyleri var, bağlantıları var. Bunlar böyleyken, bu işler bu kadar birbiriyle ilgiliyken elbette Miraç gibi bir mucize beşeriyetin lazımıydı. Daha doğrusu beşeriyetten insaniyete çıkışın lazımıydı. İnsanın hayvaniyetten çıkışının lazımıydı. İnsanı hayvaniyetten biraz da çıkaran evrenle olan ilgisi. Yani mesela bir kedinin, bir köpeğin, bir maymunun, bir aslanın, bir zürafanın aleme bizim gibi merakı da yok. Alemle bizim kadar şeyi de yok yani böyle. Teşriki mesaisi de yok. Ama insan durduğu yer itibariyle alemle ilgili olduğunu farkında, bunu merakıyla gösteriyor, tefekkürüyle gösteriyor, oralara uzanan hayal gücüyle gösteriyor. Bu ilgi de illaki, elbette hepimiz gidecek değiliz ama içimizden mümtaz birisinin, en seçkinimizin, en büyüğümüzün, en şereflimizin, en layığımızın bütün aleme gezdirilmesi ve bu hikmetin de tamam olmasını gerektirir. Çünkü biz zaten bu nakışın ortasındayız. Zaten bu kilim bizim etrafımıza örülmüş.
Bütün ipler bize uzanıyor zaten yani. Esma-ül Hüsna sayısınca kanunlar var diyelim alemde. Belki bir esmanın çok kanunu var, çok farklı tecellileri var. Onlar böyle hep bize doğru geliyor o nakışlar. Dünyada o nakışlar birbirine giriyor. Biz de o nakışların düğüm yerindeyiz. Hepsini az çok sezebiliyoruz. Sezemediklerimizi de potansiyelimiz var, sezebiliriz. Hazreti Adem'in şeyine geri dönersek, talim-i esma sırrını aleyhisselam, isimlerini biliyoruz. Derinliğine de inebiliriz. Biz böyle bir yerdeyken bu düğümün elbette bir kilimin üstüne çıkması lazım. Bu kilim neymiş arkadaş demesi lazım. Ve onun da bir kişiye yaşatılması yeter. Hepimizin yaşamasına gerek yok. Nasıl ki diyelim okulda öğretmen not verecek öğrencilerine, bir ödev verecek. Bütün öğrencileri alıp öğretmenler odasına götürmüyor. Diyor ki işte falanca sen gel, kağıtları al, arkadaşlarına dağıtırsın diyor. Onun gibi en mümtazımız kainatı, evreni dolaşsa, bütün o varlık şeceresini görse, bizim takliden, Kur'an'dan, naslardan iman ettiğimiz şeyleri bizzat görse, bu hikmet eda olur. Nakış hakkını vermiş olur. İnsaniyetimiz o bütünlüğünü tamamlamış olur. Miraç odur yani, bizim bütünlüğümüzün tamamlanmasıdır. Daha büyük dairede baktığımız zaman, başta girerken biraz bahsettik. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın nuru, yine hadis-i şerifin haber verdiği üzere, kainatın bidayetidir. Kainat onun nurundan yaratılmıştır. Bu nuru maddi olarak da algılayabilirsiniz. Cenab-ı Hak onun nurunu bir öz, bir esir, bir en basit madde veya maddenin özü gibi bir şey haline getirip sonra ondan alemi yaratmış olabilir. Böyle de anlayabiliriz. Veyahut da plan ve program olarak da anlayabiliriz. Yani insaniyetin özündeki program, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özündeki program, aynı zamanda alemin üzerine yaratıldığı programdır. Zaten alem ibadet üzerine, insan da ibadet üzerine. Alem bilinmek üzerine, insan da bilmek üzerine. Yani biz alemin bir numunesiyiz. Hem bedenen zaten üzerimizdeki şeyler alemin bir numunesi. İşte damarlarımız mesela, benzetiyorlar, nehirlerin numunesi. Saçlarımız, kıllarımız ormanların numunesi. Kuvve-i hafızamız levh-i mahfuzun numunesi. Kuvve-i hayaliyemiz alemi misalin numunesi. Yani insana girdiğiniz zaman insanın parçalarından alemin büyük boyutlarına manalar, çıkarımlarda bulunabiliyorsunuz. Böyle olduğu gibi özümüzdeki varlık şeyi de, planı da alemin planı olabilir. Neden olmasın? Bunu imkansız kılan bir şey yok. Belki alem bizim şerhimiz. Biz onun özetiyiz yani. Olmuyor mu kitaplarda? İşte bir izah yapıyorsunuz, bilmem kaç sayfa, sonra özetliyorsunuz bir paragraf. Veya bir adam, bir matematikçi mesela, bir formülü nasıl bulduğunu anlatıyor. Şöyle sayfalarca o formülün çıkarım yolunu anlatıyor yani. Şöyle mesela o formüle nasıl varmış. Ama formülün kendisi bir satır. İspatı bu kadar. Gibi gibi. Nur-u Muhammedi açısından düşündüğümüz zaman da aleyhissalatü vesselam, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nurundan yaratılan evrenle buluşması, görüşmesi, hepsini dolaşması yine bana çok böyle muhteşem bir şey olarak gözüküyor. Ne imkansızı, olması lazım gözüküyor yani. O sırrın tamamlanması açısından, o düğümün bağlanması açısından, kavranması açısından, işte o nur üzerine yaratılan alem ve o nurun sahibi aleyhissalatü vesselam, o bütün evreni dolaşarak kendi nurundan yaratılmış tecelliyle buluşmuş oluyor. Hepsini ruhunda barındırmış oluyor. İki ayna birbirine kavuşmuş oluyor yani. Gibi gibi sırlar anlaşılabilir. Elbette bu gecede ibadetlerimizin de ayrı bir anlamı var. O sırrın hakkını vermek, o sırrın şükrünü yapmak bağlamında anlamı var. Bu ibadetlerden birisi de tefekkür. Biliyorsunuz bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
İster her tefekkür yolculuğu için böyle düşünelim, isterse tefekkür yolculuklarında böyle bir potansiyel olduğunu düşünelim ki merhum Esat Coşan Hoca Efendi, Allah ondan razı olsun, böyle bir bakış açısı sunmuştu bir dersinde, Ramuzül Ehadis dersinde. Yani bazen insan dedi bir tefekkür yolculuğunda öyle bir uyanış yaşar ki bir sene nafile ibadetle o inkişaf olmaz dedi içinde. Mesela Bişri Hafi'nin rahmetullahi aleyh o yerde bulduğu Kur'an sayfasıyla onun çamurunu silerek yaşadığı uyanış, oradaki parlayış, nurlanış onun bütün hayatını değiştirdi mi? Değiştirdi. Demek ki oradaki birkaç dakikası kaç sene nafile ibadetten daha hayırlı oldu onun dünyasında. Bunun gibi mesela kimi insanların hayatında dönüş zamanları vardır. Bunlar belki bir saate, belki birkaç saate tekabül eder. Yani o an yaşadığı olaylar, onları tefekkür edişi bir inkişafa vesile olur, bir uyanış yaşar. Ya bu gidiş nereye eder mesela? Onu yaşatıyorsa o tefekkür, o düşünce, o uyanış, onu yaşatıyorsa tamam işte sen o nafile ibadetin amacından daha üstün bir şeye ulaştın. Zaten sonuç olarak da senin o muvaffakiyetin, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği hidayet seni o nafile ibadete ulaştıracak zaten. Yani sonra işleyeceğin ameller o tefekkürün neticesi. Bu yüzden İslam'da tefekkür çok önemlidir. Düşünce üretmek, delil üretmek, maneviyat alanında sermayeyi yükseltmek, birikim sağlamak bizde çok önemlidir. İslami ilimlerin inkişafına bakıyorsunuz. Yani bizde öyle bir kütüphane var ki İslami eserler açısından söylüyorum. Hiçbir dinde böyle bir kütüphane yok. Bakın karşılaştırın. Hristiyanlığı, Budizmi, işte en çok intisabı, müntesibi olan dinler olarak söylüyorum. Yahudiliği veya başka başka dinleri. Onların eserlerini toplayın, İslami eserleri toplayın. Müslümanlar arı gibi çalışmışlar. Başka türlü açıklanamaz. Arı gibi çalışmışlar. Yani sırf Kur'an üzerine yazılan tefsirleri toplayın. Kocaman kütüphane oluşturursunuz. Bir tefsir var 40 cilt. Bir tefsir var bilmem kaç cilt. Durmamışlar yani. Arı gibi çalışmışlar. O tefekkürün sırrını ihya etmişler. Biz de burada, tabii bizim çapımız ne? Onlar okyanus, biz çay bardağı bile değiliz. Çay kaşığı bile değiliz. Ama mesai durmasın. Ahir zamanda bu tefekkür işlemeye devam etsin diye okumalarımızı yapıyoruz. Ben de bugün işte üçüncü sırrın sonuna geleceğim artık inşallah, öyle umuyorum. Hem de burada Miraç'a bir atıf var, onu da okumuş olacağız inşallah. Başlayalım artık, çok konuştum. Evet, zeminde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine, kemali intizamla, tam bir düzenle, hikmet ve inayetle terbiye ve idare eden ve küre-i arzın simasında hatem-i ehadiyeti vaz eden bilbedahe, belki bilmüşahede rahmettir. Ve o rahmetin vücudu bu küre-i arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'i olduğu gibi o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Affedersiniz. Bir daha okuyorum burayı. Evet, zeminde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine, kemali intizamla, hikmet ve inayetle terbiye ve idare eden ve küre-i arzın simasında hatem-i ehadiyeti vaz eden bilbedahe, belki bilmüşahede rahmettir. Ve o rahmetin vücudu bu küre-i arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'i olduğu gibi o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Burada burada rahmetin varlığı, varlığının ispatı ilimle yapıldı sanki. Kontrolle ve ilimle diyelim. Ya da irade ve ilimle diyelim. Elbette kudretin de burada payı var. Her şeyin vücuda gelmesi kudretle oluyor ama
şöyle bir yerden alayım. Mesela biz haşa sümme haşa yapamayız da sıfırdan bir insan yarattığımızı düşünelim. Sanki öyle bir gücümüz var. Gücümüz olduğunu düşünelim. Ne kadar ilme ve iradeye ihtiyacımız var. Bir insanın yaratılması için şu an hiç bilmiyoruz bu işi. Sıfırız. Malzememiz var diyelim. Öyle bir malzememiz var. Ve oradan insanı yapacağız. Ama malzeme dediğim de öyle hazır değil. Yani sıfır, o da atomik düzeyde bir malzememiz var. Atomlar verilmiş bize. Heh. Oradan alalım. Atomlar verilmiş bize. Altına inmeyelim artık. Onun altı da var ama daha da karıştırır işimizi. Bize atomlar verilmiş ve bizim bir tane insan yaratmamız lazım. Ne kadar bilgi lazım bu işe? Bir düşünün. Yani bir insan yaratmak için ne kadar bilgi lazım? Ondaki sistemlerin tamamının en ince hücreye, o hücrenin en küçük amino asitine kadar. Ne kadar bir düzen, bir işleyiş lazım. Devam etmesi lazım. O devamlar içinde o hücrelerin, o atomik düzeyde bile bir sürü seçim oluyor. Hücrelerin bile biliyorsunuz seçici geçirgenliği var. Hücre zarı her şeyi içeri almıyor. Oralara kadar inen bir irade düşünün. Bize ne kadar bir irade lazım? Aynı anda kaç şeyi seçebilmemiz lazım o vücudu devam ettirebilmemiz için? Aynı anda kaç şeyi bilmemiz lazım? Aynı anda kaç şeyi kontrol etmemiz lazım? Aynı anda kaç işe birden bakmamız lazım bir vücudun devamı için? En ince yerine kadar inmenizi istiyorum ama. Yani o hücreye girenden çıkandan tut, o hücrenin içinde RNA'lar, DNA'lar, işte mitokondriler, bilmem neler, oradaki dönem faaliyeti düşünün. Oradan çıkın, o sistemin içindeki faaliyetleri düşünün. O sistemlerin birbiriyle ilgisini düşünün. Onların işte beyindeki hep beraber verdikleri haberlerdeki tanzim, intizam, oradaki karışmamayı düşünün. Yani sağ elinizi kaldırırken sol elinizi kaldırmıyorsunuz, değil mi? Karıştırmıyorsunuz. Şeylerde oluyor öyle olaylar. Sara hastalarını bazen tedavi için ameliyat ediyorlar. Allah şifa versin cümlesine. O zaman bazen böyle bir tedavinin bir türü de iki beyin lobunu biraz birbirinden ayırıyorlar ki tümör oradan oraya sapmasın, işte bozukluk ya da arıza oradan oraya sıçramasın diye. Onlarda böyle şeyler oluyor mesela o ameliyattan sonra. Adam sağ elini kaldırmaya çalışırken sol elini kaldırıyor. Diyor işte bir elin pantolonu diyor giymeye çalışıyor, bir elin pantolonu çıkarmaya çalışıyor. Bakın karışıyor hatlar artık. Bu bütün inceliği düşünün yani. Oraya gereken ilmi, iradeyi düşünün. Sonra da kendi insaniyetinizi düşünün. Hayatta kalışınızı düşünün. Siz oraya lazım olan ilmin, iradenin kaçta kaçına şu an sahipsiniz? Ve kaçta kaçına katılıyorsunuz sürecin? Yani insaniyetinizin şu an sizde olan her şeyin, o ilmen, irade olarak sürmekte olan faaliyetin ne kadarından haberiniz var? Ne kadarını siz seçiyorsunuz? Ne kadarını siz kudretinizle yapıyorsunuz? Yani kudret dediğiniz şey de gene o seçimlerin doğru olmasıyla aslında. İlim ve irade doğru çalışırsa bedeninizin bir kudreti var. Yoksa sizin içindeki ruh olarak bir kudretiniz yok şu an mesela, şu bedene tesir eden bir kudretiniz. Elinizi tutup bir şey büken başka bir eliniz yok yani. İçeride oluyor ne oluyorsa her şey. Bunu bir düşünün, bunu bir kıyaslayın. Bence milyar değil, trilyon değil, kentrilyon değil, yani o kadar az malumatımız var bizde olan şeyler hakkında. Bizim beslenmek denilen bir olayımız var, değil mi? Bir besin atıyoruz ağzımıza, o besin tırnağımızdan saçımıza kadar her yere dağılıyor oranlarıyla, intizamıyla. Kime ne kadar lazımsa şımartmadan, ifrat etmeden, aşırıya kaçırmadan vücut onu dağıtmaya çalışıyor. Biz bozmazsak onu güzelce yapıyor. Aşırıya kaçmazsak, ayarını bozmazsak, çok zorlamazsak yapıyor onu. Şimdi bizim oradaki dahlimiz ne kadar? Lokmayı alıp ağzımıza atmak ya. Bir de çiğnemek. Ondan fazlası yok yani bizim. Onu at, oradan ettikten sonra, o yutkunduktan sonra burada ne oluyor, ne bitiyor? Buradaki laboratuvarda ne işler dönüyor? Aşağıda bağırsakta neler oluyor? Oradan damara karıştıktan sonra o iş nerelere varıyor? Bizim hiç haberimiz yok. Birisi bizim yüklenemeyeceğimiz bu ilim ve iradeyi yükleniyor olmalı. Bakınız, bu ilim ve iradenin yükleniyor olması lazım ki bu işler düzenle sürsün. İlim ve iradenin olmadığı yerde düzen olmaz.
Makineler. Makinelere biz zaten irim ve iradeyi yüklemiş oluyoruz. Yani ona bir sistem veriyoruz. İşte dişli sayısıyla, kırtişlerle, makinenin devri daimiyle onlarda bir sabiti ayarlıyoruz. Ondan sonra makine o işi yapıyor, değil mi? Tıkır 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 basıyor düğmesini açtığımız zaman. Ama insan vücudundaki işler öyle makine kalıbı gibi değil. Her anı yeni olan işler. Bir makine kendi kendini büyütebiliyor mu? Yani yaptınız mesela ilk siz yaptığınızda bir fotokopi makinesiydi. Sonra matbaa makinesine dönüştü. Dört renk baskı yapmaya başladı. Böyle bir şey var mı? Veya bir makine sizin ona baştan verdiğiniz fonksiyondan başka kendine fonksiyon yükleyebiliyor mu? Alabiliyor mu yani böyle bir şey? Ya sahibim beni fotokopi makinesi yaptı ama ben artık tarayıcılık da yapıyorum. Veya işte sahibim beni fotokopi makinesi yaptı ama ben artık tost işine de bakıyorum. Tost da yapıyorum. Ekmek koyarsanız size tost da çıkarırım falan. Böyle bir makine var mı? Böyle bir şey yok. Bakın böyle bir şey insan yapamıyor. Makine kendini geliştiremiyor ama burası, bu vücut denen şey her an yeni bir oluşta. Sürekli yeni seçimler, yeni iradeler, sürekli yeni tedbirler. Her anı başka başka olan oluşlar içinde. Bu makine işi değil yani. Bunu makineye bağlayamayız. Her an o irade ve ilmin birisi tarafından yeni şartlar gözetilerek ele alınması lazım. İşte diyor bu işin böyle sürmesi hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine, kemali intizamla, hikmet ve inayetle terbiye ve idare eden ve küre-i arzın simasında hatem-i ehadiyetini vaz eden, yani ehadiyeti konuşmuştuk, Allah'ın her şeyin yanında isimleriyle ve sıfatlarıyla hazır ve nazır tasarrufta oluşuyor. Cismen değil haşa, sümme haşa. Tasarrufuyla, isimleriyle, sıfatlarıyla hiçbir şey diğerini engelleyemez, Cenab-ı Hakk'ın nazarından saklayamaz. Hiçbir şey diğerini perdeleyemez, Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıramaz tasarrufuyla, bilişiyle. Cenab-ı Hak her şeyin farkında ve tasarrufundadır. Bilbedahe, belki bilmüşahede rahmettir. Yani biz kendimize bırakırsak hayatta kalamazdık. Birisi bizim bu biliş ve duyuşta yüklenemediğimiz şeyleri yükleniyor. Peki bunu neden yapıyor? Rahmetiyle. Başka açıklaması yok bunun. Hani niye yoksa bu şeyi kendisine alsın? Bu sorumluluğu kendisine alsın da biz böyle rahatça gezelim. Ellerimiz ceplerimizde dolaşalım. Hiç düşünmeyelim ya kalbimiz atıyor mu atmıyor mu? Hiç düşünmeyelim nefes alıyor muyuz almıyor muyuz? Bunlar bize bırakılsaydı mesela nefes al nefes ver. Tıpkı elimi kaldırdığım gibi bu da komutlarıma bağlı olsaydı. Ben nefes almaktan başka iş yapamazdım. Nefes al nefes ver nefes al nefes ver. O sırada birisi bir şey konuşturdu mesela. Nefes almayı unuttum falan. Böyle yaşardım yani sürekli tetikte. Çünkü neden? Onun ilmi ve iradesi bana verilmiş olurdu. Sorumluluğu bana verilmiş olurdu. Sen takip et denmiş olurdu. Ben ne kalbimin atışını takip ediyorum, ne bedenime besinlerin dağılışını takip ediyorum, ne de nefes alışverişimi takip ediyorum. O otomatik. Otomatik diyorum ama dediğim gibi o otomatik de değil aslında. Otomatikten aşkın bir şeyler oluyor bizde. O makine algısı bizi kandırmasın. Bizim her anımız başkadır. Makine sabiteler üzerinden çalışır. Evet, demek ki bu bir rahmetin delili. Bizde olanların farkında olmayışımıza rağmen olmaya devam etmesi. Bizde olanların bize yük olmamaya rağmen devam etmesi. Bunlar rahmetin delilidir. Ancak rahmetle açıklanır. Tıpkı bebeğin annesinin kendisine pişirdiği mamanın nasıl piştiğini bilmese de yiyor oluşu gibi. Bilmiyor ki tüp nasıl açılır, süt nasıl katılır, bisküvi içine nasıl kırılır. O bisküvi nereden alınır? Nasıl yapılır? Şeker nasıl atılır? Bunları bilmiyor bebek. Ama mamayı hazır buluyor. Bu neyle? Annesinin merhametiyle. Bizim de işte ilmini ve iradesini yüklenemediğimiz o şeyler Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle. Evet. Ve o rahmetin vücudu bu küre-i arzın simasındaki yani dünyanın yüzündeki mevcudatın vücutları kadar kat'i olduğu gibi o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Değil mi? Varlık hiçe gitmiyorsa demek ki rahmet var. Yani var olanın arkası rahmet. Var olmak rahmet. Bakın eşitleniyor giderek.
Madem ki bu şeyler kendi başlarına var olamıyorlar, var ediliş o zaman ancak rahmet üzerinden açıklanır. Ya diyeceksiniz ki o işte bir kısım filozoflar gibi Cenab-ı Hak mecburdu, haşa, bunları yaratmak zorundaydı, o yüzden yarattı. Yok, hani hiçbir şeye muhtaç olmayan bir ilah neden var etmeye mecbur olsun? Ya da diyeceksiniz ki onun kemali, keremi, rahmeti bu varlığın olmasını netice verdi. Çünkü lütfetmek istiyordu. Şan-ı rububiyeti lütfetmekle var olurdu. Tecellisi bize ihsan etmekle, bizi varlıkla şereflendirmekle tecelli ederdi. Kendi kemalini bizim üzerimizden gösterdi. Gizli bir hazineydi. Hadisi kutsiyi hatırlayalım, geçen derste konuştuk. Gizli bir hazineydi, bilinmek istedi. Haberdar etmek istedi hazinesinden. Lütfetti yani. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatemi rahmet ve sikki ehadiyet bulunduğu gibi, insanın mahiyeti maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikki rahmet vardır ki, küreye arz simasındaki sikki merhamet ve kainat simasındaki sikke-i uzma-i rahmetten daha aşağı değil. Yani insanın maneviyatındaki rahmet okunuşu, rahmet delili, rahmet tecellileri kainatta yansıyandan, o büyük sikkeden, o büyük manzarada gözükenden daha aşağı değil diyor. Adeta bin bir ismin cilvesinin bir noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiyeti var. İşte o büyük şeyde yansıyanlar bizde de düğümleniyor. Cenab-ı Hak kainatı kanunlarıyla, Esma-ül Hüsna'sından gelen kanunlarla yaratmış. O kanunlar da bizde böyle sanki düğümleniyor böyle. İnsandan geçerken insanda bir girift hal alıyor. Biz o düğüm yerindeyiz. O düğüm insan olarak var olmuş yani. Ey insan, hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren ve o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hatemi ehadiyeti vaz eden zat seni başıboş bıraksın. Sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kainatı abes yapsın, hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın. Hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir veç ile noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin. Haşa. Yani işte buradaki sorgulama, biz önceki derslerde de buna girdik biraz. Böyle bir sanat eseri olmuşsun, böyle incelikleri kendi üzerinde görüyorsun, alemde olmayan şeyler sende var. İşte Talim Esma'dan tut Miraca kadar. O halkanın içinde bir sürü tecelliyatın şahidisin. Kendini özel bir yerde olduğunu, varlığın hiyerarşisinde daha değişik bir konumda olduğunu sen de biliyorsun yani. Sen hayvanla bir değilsin. Kendini hayvanla bir tutmuyorsun hiçbir zaman. Veya bitkiyle veya taşla bir tutmuyorsun. Üzerindeki inceliği görüyorsun ve eserlerinle de gösteriyorsun, ürettiklerinle de gösteriyorsun. Yahu madem böylesin, seni böyle yaratan, bu kadar tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum, sanatına özenen bir Allah seni başıboş bırakır mı ya? Ya düşünün, ressamı düşünün, seramikçiyi düşünün, heykeltıraşı düşünün, başka sanatlar üzerinden düşünün. Adam özensin, özensin, yapsın. Mesela Michelangelo Musa heykelini yapsın, sonra da kaldırıp atsın. Ya böyle bir şey olmaz. Bir ressam mesela, Leonardo da Vinci, Mona Lisa'yı çizsin, çizsin, sonra da ateşe atsın. Böyle bir şey olabilir mi? Bir şeydeki özen, bir şeydeki incelik, ondaki sanat sahibinin ona olan ilgisini gösterir. Sanat arttıkça ilgi artar. İnsan kendi hayatında bunu müşahede ediyor. Bir şeyin hayatımızdaki ona ayrılan emekle, ona ayrılan gayretle, ona ayrılan özenle, ilimle, iradeyle, dikkatle artan bir değeri var dünyamızda. Evladı mesela insan için neden değerli?
Elbette kan bağının da payı var ama diğer taraftan da ona ayrılmış bir ömür var. İnsan ömrünü evladına adıyor neredeyse. Zamanınız saysak mesela belki 30 yıllık ömründe 10 yıl çocuğuyla ilgilenirken geçiyor. Sahibi olduktan sonraki dönem olarak söylüyorum. 40 yılsa ömrü, 50 yılsa, 60 yılsa belki 20 yılı onunla ilgilenirken geçiyor. Onun dertlerini gidermeye çalışırken geçiyor. Elbette evladı dünyasında değerli. Bu emekle bile. Bir de onu yaratanı düşünün. Onun emeği ne kadar fazla bizim emeğimize kıyasla. Bir de onun Rabbini düşünün. Bizim sağlamakta yani başaramayacağımız, sağlamayı beceremeyeceğimiz ihtiyaçlarını bile karşılayan, takip eden, yaratan Allah'ı düşünün. Elbette böyle bir özen, böyle bir sanat, böyle bir incelik onu başıboş bırakmamayı gerektirir. Bir maksada yönelik olmayı gerektirir. Hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren ve o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hatemi ehadiyeti vaz eden, yani sende hem rahmetiyle sende ilgilendiğini gösteriyor, hem de hatemi ehadiyetiyle yani ehadiyet mührüyle, bütün isimleriyle, sıfatlarıyla, tasarrufuyla senin yanında olduğunu gösteriyor, sana dikkat ettiğini gösteriyor. İki türlü de ilgisini tecelli ettiriyor, gösteriyor. Seni başıboş bıraksın. Böyle bir zat seni başıboş bıraksın. Sana ehemmiyet vermesin. Önemsemez olsun birden. Senin harekatına dikkat etmesin. Amellerin, helallerin, haramların umurunda olmasın haşa. Sana müteveccih olan bütün kainatı abes yapsın. Yani o varlığın da hikmetini hiçe indirsin seninle. Hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın. Dedik ya insan bu ağacın en son meyvesi, bu kilimin en girift nakşı. Seni abes yaptığı zaman senin sırrı imtihanla cennet cehennem gibi bir eşiğin olmadığı zaman, bir şeriatla sorumlu olmadığın zaman, o zaman sen sadece kendin boşa gitmiyorsun. Alemi de peşinden boşa götürüyorsun. Çünkü en girift düğme sensin. Sen boşsan arkandakiler de boşa çıkar. Yani sende yansıyan şekliyle diyelim, senin aleminde yansıyan şekliyle onları boşa çıkarmış olursun. Ki Üstad Hazretleri hani nihayetsiz cehennem neden adalettir diye izah ederken diyor ki, yani bütün kainata karşı bir cinayettir bu diyor, küfür. Hepsini anlamsızlıkla suçluyorsun. Hepiniz boşunasınız diyoruz. O mesela varlık diyor ki, elma diyor ki sana, ben diyor Allah'ın diyor Musavvir ismini gösteriyorum. Ben diyor Allah'ın Rezzak ismini gösteriyorum. Ben diyor Allah'ın Latif ismini gösteriyorum. Ben diyor Allah'ın keremini gösteriyorum gibi gibi birçok ismi gösteriyor. Sen diyorsun ki sus, hiçbir şey göstermiyorsun sen yalancı. Bu iftira cezası istemez mi? Elmayı biz iftirayla yani yalanla suçladık. İftirada bulunduk o doğruyu söylerken. Buna bir iftira cezası gerekir. Küfür sahibi bir insan bütün varlığa karşı bu suçu işliyor. Düşünün o bütün varlık ona karşı davacı olsa ne kadar ceza gerekir? İşte sonsuz cehennem burada adalet oluyor. Çünkü varlık da sonsuz. Onların gösterdiği Esma-ül Hüsna sonsuz. Varlık sayısı sınırlı olsun mahlukat olarak. Ama üzerlerindeki tecelli sonsuz. Verdikleri mesaj sonsuz. Cenab-ı Hakk'ı bildiriyorlar. Onlara karşı iftira etmek o suçun cezası olarak nihayetsiz cehenneme adalet yapar mı? Yapar. Çünkü suç küçük olsa bile adedi çok. Ki suç da az değil yani. Hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir veçhle noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin. Haşa. Bunun başka yerlerde izahı var. Oralara başvurarak dersek şöyle söyleyebiliriz. Şimdi Cenab-ı Hak insana sonsuzluk özlemini vermiş, değil mi? İçimizde var. Ve biz daha lokal alanlarda bir nimete eriştiğimiz zaman o nimetin de sonsuzluğunu istiyoruz. Hep devam etsin istiyoruz. Kim mesela çocuğunu, mesela arabasını, mesela evini veya mesela kıymetli bir eşyasını yarın elinden alınacak gibi seviyor? Hangimiz öyle seviyoruz? Hiçbirimiz.
Hepimiz onlar bizimle sonsuza dek kalacakmış gibi seviyoruz. Bu duayla, bu beklentiyle, bu belki bir nevi sanrı da olabilir, sanrı da diyebiliriz buna. Dünyevi anlamda bu bir sanrı, öyle bir düşünüyoruz yani. Hayal ediyoruz öyle olacağını ve öyle seviyoruz sonsuzmuşçasına. Eğer Cenab-ı Hak bu kadar sonsuzluk açlığıyla, merakıyla, ilgisiyle doldurduğu insanın elinden varlığı boşa düşürüp, abes edip, hikmetsiz edip, hiçliğe götürerek alsa, o sonsuzluğu eline vermese, insan o rahmeti inkar eder. Bakınız, bir insana büyük bir nimet verin, sonra da elinden çekip alın. O adam sizin o iyiliğinizi inkar etmeye başlar. Hatta düşmanınız olur. Çünkü tattırıp geri aldı der. Önceden belki öyle de bir şeyi yoktu, düşüncesi yoktu. Size karşı bir düşmanlığı, husumeti yoktu. Ama onu yaptığınızdan tam düşmanınız olur. Çocuğunuza bir şey almadınız, çocuğunuzla aranızdaki ilişki bir düzeyde kalır. Ama çocuğunuza diyelim bir elma şekeri aldınız, tam dilini değdirdi, bir yaladı, elinden aldınız, çöpe attınız. Çocuğunuz düşmanınız olur, düşmanınız. Çünkü tattırıp vermiyorsunuz. Bu bir şeydir yani, tahriktir. Bunun içinde bir tahrik de vardır. Onda da çünkü sonsuzluk şeyi var. O hep elinde kalsın istiyor. Tattırdı ama yedirmedi der mesela. İşte Cenab-ı Hak da eğer bize başta nübüvvet olmak üzere vahiy ile hakikati bildirmese, bizim sonumuzu da ahiretle cennete ve cehenneme götürmese, o zaman işte her şey abes oldu, hikmetimiz boşa çıktı, rahmet boşa çıktı, biz Cenab-ı Hakk'ın tövbe haşa düşmanı oluruz. Neden? Çünkü tattırıyor ama yedirmiyor. Oynatmaya gelmiş biz gibi hissederiz yani, böyle bizle dalga geçmeye, tövbe haşa, bizi böyle aldatmaya, bize eziyet etmeye gelmiş gibi hissederiz. Deni bir örnek ama mesela işte bir erkek bir kıza mesela evlenme vaadiyle işte aşkla şununla bununla kandırdı, gönül eğlendirdi. Bakın kadın nasıl düşman olur ona eğer sonucu evlenmek olmazsa. Yani büyük böyle en çok nasıl düşman olacaksa öyle düşman olur. Çünkü manipüle edildiğini düşünür, kandırıldığını düşünür, aldatıldığını düşünür, hissiyatıyla oynandığı, samimiyetiyle oynandığını düşünür. Haklıdır da. İşte insan da Cenab-ı Hak eğer ona sonsuz cenneti vermezse, onu helal ve haramlar konusunda bilgilendirmezse ve şeriatıyla sorumlu tutmazsa, yani bu dünyadaki varlığı bir imtihan için olmazsa, Cenab-ı Hak hakkında böyle düşünür ki, ateistler işte biraz da bu yüzden Allah'ın düşmanı oluyorlar. Üstad da öyle söylüyor. Kafir neden Allah'ın düşmanı oluyor? Hep böyle inkarla uğraşıyor işte. Geçen bir dengesiz işte Kur'an sayfalarını falan yırttı. Bu herif niye düşman Kur'an'a, İslam'a? Çünkü inançsızlığıyla şöyle düşünüyor. Yaratıldım, bana bir şeyler tattırılıyor ama devam etmeyecek. Böyle bir Allah varsa ben ona düşman olmalıyım. Ulan salak, iman et, kurtul. Niye öyle dangalıklıklar yapıyorsun ki? Ama işte ondan kurtulamıyorlar. O cendereden çıkamıyorlar yani. Neyse, bu paragrafı da okuyalım ve dersimiz sona ersin. Hem de üçüncü sır bitmiş olsun. Ey insan, bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. İşte miraç gecesi dersimiz bu oldu. Bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. O miraç, Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bismillahirrahmanirrahim bir miraçmış. İlginç, yeni bir şey. Ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın 114 surelerinin başlarına ve hem bütün mübarek kitapların iptidalarına hem ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak. Ve Besmele'nin azameti kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müştehitler demişler. Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Tabi Hanefiler, sanıyorum İmam-ı Azim Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşü başka bu konuda. O Bismillahirrahmanirrahim'in bir kere nazil olduğunu ama kıymetine binaen bütün surelerin başında tekrar edildiğini söylüyor. Öyle biliyorum ben. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadı, Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur.
diyor. Yukarıya dönersek, oradan izahla gelirsek. Bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var dedi. Demek ki miraç arşa yetişmek için. Arş ne demiştik biz daha önce? Kainatın yönetim merkezi. Allah-u Alem belki de öyle bir yer ki arş, kainatın üzerinde. Bu sadece bilinen fizikle düşünmeyelim bunu. Biz şu an dört boyutun içinde yaşıyoruz ama o dört boyuttan başka ne boyutlar var yani? Bizim daha kuşatamadığımız, fizikçilerin tahmin ettiği, yani alemin birbiri içine dürülü çok boyutlardan oluştuğunu söylüyor fizikçiler. Mesela Einstein çekim kuvvetini nasıl açıklıyor? Güneş diyor veya büyük kütleler diyor, güneş gibi, evreni çökertiyorlar diyor, büküyorlar. Ha biz şu an baktığımızda uzayda bir çökük görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bizim için uzay düz bir şeymiş gibi. Ama diyor bizim algılayamadığımız bir boyutta evren aslında güneşten çökük. Güneş çukur gibi böyle aşağıda. Etrafındaki gezegenler de ona temayüllü böyle. Nasıl ki bir girdabın içine düşmüş şeyler bir lavabonun deliğinin etrafında dönerler ya böyle suyu düşünün su akarken etrafındaki nesne de böyle döner. O deliğe doğru su giderken. Aynı o şekildeki o delik gibi diyor güneş alemi çökertmiş. Kütlesinin ağırlığından dolayı, enerjisinin yüksekliğinden dolayı. Gezegenler de o yüzden diyor etrafında dönüyor. O girdaba kapılmış durumdalar. Bu işte hayal gücüyle fark ettiğimiz biraz da bilimin gösterdiği şeyler, boyutlar. Ama biz biliyoruz ki bize hadislerde haber verilmiş boyutlar var. Arş var, kürsü var mesela böyle bizim aklımızla ulaşamadığımız ama nasların bize haber verdiği şeyler var. Arş da bir boyut, bir alem. Ama bizim alemimizin daha üstünde, daha dışında, daha başka bir alem. Ve oraya gittiğimizde belki de, oradan baktığınızda belki de alemi önünüzde görebiliyorsunuz. Öyle bir yer, yükseklik. Çünkü dünya onun içinde diyorlar. Hadislerde var öyle ifadeler. Yani yüzük gibi kalıyormuş yani. O kadar büyük bir yer. Kumsalda yüzük gibi. Öyle başka bir boyut. Şimdi o arşa yetişmek için bir miraç var. Biz de oradan aleme bakabiliriz. Oradan tasarrufatı okuyabiliriz. Eşyaya dair okumalar yapabiliriz. Manzaranın tamamını görebiliriz yani oradan bakarak. O miraç Bismillahirrahmanirrahim'dir. Yani Bismillahirrahmanirrahim'in haber verdiği hakikat, öğrettiği marifet, Allah Rahman ve Rahim tecellileriyle kainatı bize sunduğu o üç boyut, o ilgi farkındalığı, Allah'ın rahmetiyle en ince mahlukatına kadar kurduğu ilgi, Allah uluhiyeti, rahmaniyeti ve rahimiyeti, bakın ince ince kademe kademe o ilgi, bize bir arş malumatı veriyor. Nasıl bir arş? İnsani arş. Daha önce okumuştuk. Galiba birinci sırrın sonunda ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya yol olur demişti Üstad Hazretleri. İşte burada da oraya geldik. İçimizde de bir arş var. Bu arşa ulaştığımız zaman, enfüsi tefekkür yaptığımız zaman, oradan da bir Cenab-ı Hakk'ın marifetine ulaşabiliyoruz. Ki bu yol, ehli tasavvuf mabeyninde daha işlektir. Daha çok istimal edilir. Ve daha güvenli olduğunu söylerler. Afaki tefekkürde Üstad Mesnevi Nuriye'de onu biraz açıyor. Yani afaki tefekkürde icmali gitmek lazım diyor. Yoksa kesrette boğulma tehlikesi var. Enfüsi tefekkürde tafsilatlı gitmek lazım. Onda diyor öyle bir tehlike yok. Kendi içinden Allah'a deliller bulabilirsin. Kendi aczinden, fakrından, duygularından, marifetullah'a seni götüren okuyuşlar bulabilirsin. Esma-i Sitte Risalesi'nde bunun güzel örnekleri var. Diğer derslerde de konuştuk bunu. İşte ben bu odamı nasıl düzenliyorum? Bir mevhum alan oluşturuyorum burada. Ben bu odamı düzenlemesem odam bozuluyor. Kainatı da bir düzenleyen Allah olması lazım. Bakın bu bir okuma. İçimden başlayarak gelen bir okuma bu. Düzenleyiciyim ben. Düzenlemem gerekiyor. Geri dönüyorum kendi içime bakıyorum mesela
Beni de bir düzenleyen olması lazım. Demek ki buradan okumalarımız kolaylaşıyor. Arş okumaları kolaylaştıran bir şey. Çünkü o bütünün manzarasını verebiliyor bize. Bütünden de olaylar daha berrak gözüküyor. Parçalarda boğulmak daha kolay. Ve bu Miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın, yani beyanları mucize olan Kur'an'ın 114 surelerinin başlarına, hem bütün mübarek kitapların iptidalarına, yani İslami eserlerin, güzel kitapların başlangıçlarına ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak. Değil mi? Mübarek işler hep Bismillah'la başlanan işlerdir. Yani biz öyle başlarız. Amelimiz, örfümüz bunun üzerinedir. Bismillah deriz, yapmaya başlarız hayırlı işlerimizi. Veya işte mesela kurban kesilir, inşaatlar yapılırken, hayırlı işlere başlanırken, ki hani onu teberrüken yaparız. Allah'ın adı hem kurbana anılmış olur hem işe anılmış olur. Hayırlı bir iş olması için. Peki bu Kur'an'daki bu 114 surenin besmele ile başlaması bize nasıl bir arş bilgisi verir? Kur'an bize nüzul ediyor değil mi? İniyor. Cenab-ı Hakk'ın katından Levh-i Mahfuz'da, belki Cebrail Aleyhisselam öyle diyorlar, yani oradan alıp bize bildiriyor. Bizzat Cenab-ı Hak'tan değil de oradaki Cenab-ı Hakk'ın oraya kaydettiği yerden alıp ayetleri indiriyor diyorlar. Öyle duymuştum ben. Ama yine de o iş bize bir iniş, bir lütuf, bir arştan gelme. Bir yukarıdan aşağı yani. Cenab-ı Hak bize ayetleri indirdiği zaman Bismillahirrahmanirrahim ile indiriyor. Yani uluhiyette olanı biz rahimiyette bu sayede okuyoruz. Bakınız bir daha söyleyeyim. Uluhiyette olanı, o büyük dairede devam eden düzeni biz rahimiyetle ancak hayatlarımıza indirebiliyoruz. Bize ayetler bu sayede, yani bu şekilde iniyor. Nübüvvet, Efendimizin aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyyesi bize aslında kainatın düzenini, ne üzerine yaratıldığını, oradaki Esma-ül Hüsna tecellilerini, o büyük manzarayı çıkıp biz okuyup oradan çıkaramıyoruz, alamıyoruz oradan o ilmi. Öyle bir kafamız da yok, tefekkürümüz de yok, görüşümüz de yok zaten. Ama Cenab-ı Hak uluhiyetinden rahmaniyetine, rahmaniyetinden rahimiyetine o bilgiyi indirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle bize marziyatını bildiriyor. Biz böylece alemin içinde alemle uygun adım hareket edebiliyoruz. Yoksa bilemezdik yani, o büyük manzarayı görüp, o manzaradan tefekkür edip Allah neyi istiyor, neden razı olur, neyi yapmamız lazım çıkaramazdık biz. Bismillahirrahmanirrahim o anlamda bunun sembolü. Yani bizim Cenab-ı Hak'la ilişkimiz, onun bizimle ilişkisi, her ikisi de Bismillahirrahmanirrahim ile açıklanır. Biz ona oradan çıkıyoruz, o bize oradan indiriyor. Bütün mübarek kitapların iftidalarına ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak ve Besmele'nin azameti kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müştehitler demişler, Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Evet arkadaşlar, böylece hesapladığımız üzere 14. Lema'nın 3. sırrını bitirmiş olduk Miraç bahsiyle, Miraç gecesinde elhamdülillah. Bu tevafuklar güzel şeylerden haber veriyor. Cenab-ı Hak hayatımızda böylesi denk getirilişleri daha sık, daha net okumayı nasip eylesin ve onların tefekkürüyle marifetine erişmeyi nasip eylesin. İnşallah yarın 4. sırdan itibaren konuşmaya devam edeceğiz. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu gece yapacağınız duaları, tevbeleri katında makbul buyursun. Âlem-i İslam'ın pek çok yerinde sıkıntılar var, musibete uğrayan kardeşlerimiz var. Uygurlardan tutun Filistin'e, Filistin'den tutun Mısır'a, Mısır'dan tutun Çeçenistan'a. Yani dünyanın dört bir yanında Âlem-i İslam'ın kan ağlayan yerleri var. Cenab-ı Hak bu gecemizi de onların kurtuluşuna, ferahına vesile eylesin. Nasıl ki Miracı Efendimizin hüzün yılına şifa eyledi, o miracı yaşatmakla Taif gibi, Hazreti Hatice validemiz gibi insanların vefatlarını, sıkıntılarını unutturdu Efendimiz'e o büyük ayetleri göstererek. İnşallah Cenab-ı Hak bizi de kendisinin büyük ayetlerini okumak şerefiyle bu sıkıntılardan kurtarır. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.